Herkese merhaba. Geçtiğimiz gün Boeing bir açıklama yaptı ve yaklaşık bir yıldır Embraer'ı almak üzere yaptıkları görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı. 4.2 milyar dolara Embraer'ın bölgesel uçak imalat hattının alınması gündemdeydi. Ancak bu ortaklık gerçekleşmedi. Acaba akıllara Türkiye Embraer'a ortak olabilir mi? Havacılıkta bu tür küresel ortaklıklar yürüyor mu? Ne kazanımları olur, ne kaybedimleri olur. Gelin isterseniz bu videomuzda bu konuyu tartışalım. Sivil havacılıkta büyük yolcu uçakları var. Tek koridorlu genellikle 150-160 koltuktan başlıyorlar ve daha yukarıya doğru gidiyorlar. Bir de bunların altında bölgesel uçak ailesi var. Bu uçakların bir kısmı turboprop pervaneli motorlu, bir kısmı da 70, 80, 90, 110, 120 koltuk kapasiteye kadar geliyorlar. Bu alanda iki büyük imalatçı vardı. 3 yıl öncesine kadar bunlardan biri Kanadalı Bombardier şirketinin C-Series modeliydi. Diğeri de Embraer'ın E2 jet ailesi modeliydi. Ama bu iki imalatçı da artık kapasitelerini büyüttüler büyüttüler ve yavaş yavaş Boeing'in Airbus'un altına gelmeye başladılar. Fakat bu uçakları yapmak çok ciddi milyarlarca dolarlık yatırımlar gerektiriyordu. Keza bunu gerçekleştiremeyen Kanadalı Bombardier şirketi çok ciddi bir ekonomik türbülansın içine girdi. 3 yıl önce de Airbus, Avrupalı uçak imalatçısı Airbus, Bombardier'in C serisini adeta kaptı. Bu uçak iyi bir uçaktı. Bu uçak fly-by-wire, kompozit kanat, yeni nesil alaşıma sahip gövde, özel kokpit tasarımları derken gerçekten çok iyi bir uçak olarak tasarlanmıştı ama bu ağır yatırım maliyetlerini bombardir, tabiri caizse çeviremedi. Çeviremeyince proje bir anda milyarlarca dolar zarar etmeye başladı ve projeyi bu iyi bir uçağa Airbus kaptı. Envanterini aldı, C serisinin adı değişti, A220 oldu. Bu A220 ile ilgili de videolarımızı arşivimizden takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Tabii bu adıma Boeing de ...karşılıksız bırakmadı. Boeing de Embraer'ı gözüne kestirdi. Brezilyalı Embraer'la da ilgili geçtiğimiz zamanlarda çok güzel bir video hikayelerini anlatmıştım... ...ve Türkiye açısından nasıl bir örnek olacağını sizlerle paylaşmıştım. Bombardier örneğinin arkasından Boeing de Embraer'ı almak üzere masaya oturdu. Geçen yıl bir ön mütabakat anlaşması imzalandı. Embraer ticari yolcu uçağı imalat hattını Boeing'e satmak üzere prensipte evet dedi ama... Pazarlıklar o kadar uzun sürdü, o kadar uzun sürdü ki bir de tabii araya koronavirüs salgını girince de geçen yıl 737 Max'lerden çok ciddi para kaybettiği için ki bu miktar 18 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu projeden dün itibariyle vazgeçtiğini açıkladı Boeing. Şimdi akla şu soru geliyor. Acaba Türkiye Embraer'ı alabilir mi? Çünkü masada 4.2 milyar dolarlık bir anlaşma var. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Hiçbir şirket işini bitirmeden bir şeyi satmaz. Niye işi bitmiştir o projenin? Tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum, daha sonra anlatacağım. Bu projeyi bitirip kazanacağı parayı kazanıp veya zararı giderek açmaya, artmaya başladığı zaman bunu satışa çıkartır. Havacılıkta bu işler böyledir. Embraer 90'ların başında bölgesel uçak pazarına çok akıllı adımlar attı. Önce geliştirdiği 30 koltuktan başlayıp 60-70 koltuğa çıkan aileden sonra E-Jet serisi tamamladı, geliştirdi. Bu uçaktan da çok iyi miktarlar sattı. Ve arkasından da e, e yeni motor taktı. Ve yeni motorla birlikte bu uçakları E-2 olarak adlandırdı. Şimdi alacağı siparişi almış, satacağını satmış. Yani Embraer'ın ticari yolcu uçağı bölümünü alan şirket çok ciddi yatırım yapmak zorunda. Belki de 10-15 milyar, 20 milyar dolar yatıracak ki yeni aile çıkacak. Bir taraftan da bölgesel pazarda bu uçakların pazar şansı bitmeye başlıyor. Yani ya baremi çıkartacaksınız yukarıya. 120-150 değil. Belki 160, 170, 180 koltuk diyeceksiniz. Burada da Airbus'ın Boeing'in pazarına doğru giriyorsunuz. Türkiye'yi yaşatırlar mı bu anlamda? Çok zor. Çünkü Airbus ve Boeing piyasayı domine ediyor. Duopol bir piyasa. Sadece iki imalatçının olduğu bir piyasa var. Çin'e yaptıkları gibi Çin'de C919'u yaptı. Dediler ki bu bunun motoru CFMI'nin geliştirdiği 737 MAX'lerde de kullanılan Leap One motoru. Leap One motorunu Amerika vermiyorum dedi. Vermiyorum dedi ama bayağı bir epey bir ciddi süren pazarlıklar sonrasında Çin bunun iznini alabildi. Peki bu uçak kim alacak? Örneğin X bir hava yolu şirketi aldı. Motoru vermediği zaman Amerika ne yapacak? Bunlar, bunların bir benzerini T129 projesinde atakta yaşıyoruz. Dediğim gibi bir şeyin posası çıkıyor, ondan sonra piyasaya çıkıyor. Burada doğru olan, örneğin büyümek üzere olan, elinde çok iyi bir mühendislik projesi olan ama kendine bir çıkış arayan bir ülkenin bir ...imalatçısına ortak olunabilir. Bunlar aranmalıdır ama bunlar çok büyük şirketler değil ne yazık ki. Bir de elde edilen kazanımlar, mühendislik çalışmalar öyle herkeste pek paylaşılmıyor. Şu örneği vermek istiyorum. Çin bu ambargolar falan çok sıkılaşmadan önce... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde tek motorlu uçak ve tek jet motorlu iş yeti üretilen Sirius şirketine ortak oldu. Ciddi de bir pay aldılar. Çok önemli paralar yatırdılar. Ama Sirius'ten herhangi bir mühendislik çalışma... Amerika Birleşik Devletleri toprağından pek dışarı çıkmadı. Çin'e gidemedi. Yani Çin bir bakıma o şirketi finanse etti ama onun ekmeğini mühendislik olarak yiyemedi. Bizim de önümüzde farklı farklı projeler var. Bunlardan bazıları geçmişte yaşandı, bazıları da Türkiye'nin önüne muhakkak gelecek. İşte onlardan biri Antonov'un ortaya koyduğu proje. Antonov 148 bölgesel uçağın arkasından bunu askeri hale getirdi ve 178 adı verilen bir proje üretti. Ve Antonov ki bir Ukrayna şirketi Ukrayna'da bu proje ile ilgili girişimler içerisinde ortaklar arıyor. Türkiye'yi de bu projeye ortak etmek istiyor. Hatta e, geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye ve Ukrayna arasında savunma konusunda işbirlikleri imzalanmıştı. Bunlar e, ortada Uluslararası pazarda Türkiye, Antonov'a ortak olduğu 178 projesinde e, sipariş verecek Türk Hava Kuvvetleri alacak gibi iddialar ortaya atıldı. Ama böyle hemen yapılacak bir konu değil. Keza geçmişte Sukhoi uçaklarında olduğu gibi Su-35'ler satılıyordu bir ara Türk Hava Kuvvetleri'ne. Onlar çok gündeme gelmişti. Sonra tabii Rusya ile ilişkiler şunlar bunlar olayı farklı boyuta taşıdı. Başka bir ülkenin uçağını hem de uçmuş, mühendisliği tamamlanmış bir uçağı envanter almak konusunda haklı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin çekinceleri var. Ben burada şu örneği vermek istiyorum size. Bir daire alacaksınız, apartman dairesi. Hazır bir daireyi aldığınız zaman fiyat daha farklı. Ama siz buraya topraktan veya temelden girdiğiniz zaman fiyat farklı bir yere gidiyor. Ama bu konuda kimse mühendislik çalışmaları paylaşmak istemiyor. Yani mesela Türk Hava Kuvvetleri için imal edilecek Milli muharebe Uçağı projesi var. Bu proje öncesinde Türkiye Kore ile, Güney Kore ile görüşmeler yapmıştı. Güney Kore'nin projesiyle ortaklık söz konusu ama şuradaki atlanılan çok önemli bir nokta var. Güney Kore Türkiye'ye mühendislik açısından pek beklenen işi vermeyecekti. Sadece parça imalat. Bu sezi bir yere kadar götürüyor. Asıl atlamayı yapacağınız mühendislik çalışmalar. Geçmişten bir örnek daha vermek isterim size. Aynı durum Dornier'ın bölgesel uçaklarıyla da gündeme geldi. Sierra Nevada Corporation ki Fatih ve Eren Özmen çiftinin sahip oldukları şirket 1990'larda geliştirilmiş Dornier Fairchild'in 328 ve 728 bölgesel uçağının haklarını satın aldılar. Hedef bu uçakların biraz modernize edilip yeniden imalata çıkmasıydı. Ama ortak olacak şirketin en önemli noktası bu uçaklar için çok ciddi sayıda 40-50 adetlik siparişin verilmesiydi. Türkiye'nin önüne geldi bu proje. Hatta seçimler öncesinde milli yolcu uçağımız olarak lanse edildi ama sonuçta bu kadar ciddi bir sayıda sipariş verilmesi, sonrasının ne olacağının belli olmaması ve ciddi miktarda yatırım Türkiye'nin bu projeyi dondurmasına neden oldu. Büyük birleşmelerle ilgili birkaç örnek daha vererek ben videoyu kapamak istiyorum. 2000'li yılların başında e, Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bir birleşme yaşandı. McDonnell Douglas'ı Boeing satın aldı. Boeing satın aldı ama McDonnell Douglas'ın tamamen askeri teknolojisini almak üzere bu adım atılmıştı. Çünkü McDonnell Douglas çok büyük bir askeri ihaleyi kaybetmişti. Ve artık pazar çok fazla sayıda imalatçıyı kaldırmıyordu. Devam eden projeler için ki Boeing hala Douglas döneminden gelen F-18, F-15 gibi projeleri devam ettiriyor. Bunun yanı sıra da elinde küçük bir sivil yolcu uçağı imalat hattı kalmıştı. MD-95 olarak adlandırılan Douglas'ın son yaptığı DC-9 ailesinden gelen uçak 717 olarak adlandırıldı. Boeing tekrar elden geçirdi ama Sadece 180 adet uçak satıldı ki bu uçakların satışlarının önemli bir kısmı da Douglas tarafından yapılmıştı. Yani siz dünyanın en büyük imalatçısı da olsanız bu konuda bir yere kadar gidiyorsunuz. Bir yere kadar bazı şeyleri alabiliyorsunuz. Ee, hava yolları veya müşterileriniz veya hava kuvvetleri artık kimse sattığınız bunu kabul etmiyor. Çünkü her imalatçının kendi bir özü var, kendi tasarladığı bir ürün gamı var. Bunu görmek istiyor. Dışarıdan monte edilen sistemler, aşılar çok tutmuyor. Kanada'da zamanında Bombardier Learjet'leri aldı. Kanadair e, şirketinin Challenger serisi, 600 serisi işletini aldı. Birçok toplama bu şekilde ürün bir araya getirildi. Bugün artık Bombardier ne yazık ki yaşamıyor. İşte bölgesel uçağı Airbus'ta. Daha ufak bölgesel uçaklarını Japonlar aldılar. İş yeti kendince ayağa durmaya çalışıyor. Pervaneli uçakları başka şirkette. Yani topladığınız bir yapı, aşı bazen tutmayabiliyor. Bu nedenden dolayı Kendinizin özgün geliştirdiği, pazar bulabildiğiniz ürünler çok daha önemli. Erken kalkan, yol alıyor, mühendislik çalışmasını yapabilen, bunları ürün haline doğru zamanda getiren satışını yapabilmekte. O yüzden tutup başka bir ülkeden büyük bir imalatçıyı alıp bir şekilde know-how'unu ülkeye getirmek çok kolay bir iş değil. En son örneğim ise İtalya'dan Piaggio. Piaggio'yu hatırlarsınız motosikletlerle tanıyoruz ama havacılık bölümü de çok kuvvetlidir. Piaggio benim gördüğüm son 20 yılda 3-4 kere el değiştirdi. En son Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir yatırım grubu aldı ama onlar da yapamadılar. Havacılık çok özel bir şey. Geliştirilen konular çok stratejik konular ve kimse de o bilginin dışarı çıkmasını istemiyor veya bir şeyin posasını çıkartıp size satıyorlar. Biraz önce de dediğim gibi kendi yaptığımız ürünler çok önemli. Ha tutup oradaki mühendisleri transfer edebiliriz, bazı tezgahlar satın alınabilir ama onların hamurunun tekrar burada yoğurulması ve yeni bir ürün haline getirilmesi gerekiyor. Bugün farklı bir yaklaşım yaptık. Sabahtan spotterlık konusunda Türkiye'deki en yaşlı havacılık fotoğrafçımız Emin Fındıklı'nın videosunu sizlerle paylaştık ve akşam 19'da da söz verdiğimiz gibi bu videoyla karşınızdayız. Her gün saat 19'da video yayınlamaya koronavirüs salgını döneminde devam ediyoruz. Bizleri lütfen takip edin, abone olun, beğenilerinizi eksik etmeyin. Sorularınızı soru ve yorumlarınızı yazarak bize iletebilirsiniz. info.tolgozbek.com mail adresimize maillerinizi bekliyoruz. Ayrıca detaylı havacılık haberleri de www.tolgozbek.com sitemizde. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.